Herkese yeniden merhabalar dostlar. Nur topu gibi yepyeni bir konsolumuz var artık. PlayStation 5 Pro. Hepimize hayırlı olsun ama ne kadar hayırlı olacak fiyatlara baktıktan sonra üstüne konuşmak çok zor. Sony öyle bir fiyat etiketi koydu ki bu yeni konsola sanki o konsol mu PC mi kıyaslamasında sanki karşı tarafı haklı çıkarmak istiyormuş gibi. Çünkü ABD fiyatı 700 dolar, Avrupa fiyatı 800 euro. Disk okuyucu isterseniz ekstra 120 euro daha vermeniz lazım. Daha bunun ikinci kolu var. Onu da diyelim ki böyle üst segment DualSense Edge olarak alsanız bir 220 euro da oradan geliyor. Konsolu yatay şekilde koyacaksanız o destek aparatını da ayrıca parayla satın almanız gerekiyor. Yani Sony diyor ki bu full paketine eriş için 1100 Euro'nun üstünde masraf yapman lazım. Daha bir de güncel ve üst seviye yeni oyunlara yani PlayStation 5 Plus kütüphanesine hemen gelmeyecek yeni yapımlara erişmek için de ayrı ayrı ekstra para harcamak lazım oyun başına. Kaldı ki zaten son birkaç aydır yurt dışında 60-70 Euro'ya satılan oyunların Türkiye'de daha pahalı olması, 80-90 Euro'ya denk gelmesi özellikle bizim için ürüne erişsek bile şöyle güncel, büyük çaplı oyunlara erişmemizi giderek zorlaştırıp imkansızlaştırıyordu. Başımız ağrımadan borca girmeden oyun oynamakta zorlanıyorduk. Yani bu fiyatlara konsol oyunculuğunun kalesi PlayStation sanki biraz kendi ayağına sıkıyor. Türkiye'de bu biraz daha hızlı gerçekleşiyor gibi geliyor bana. Hatta webtekno.com'daki haber ekibimizin sağolsunlar yaptığı hesaba göre sıkı durun. Sadece PlayStation 5 Pro ve yanında bir DualSense kolunun olduğu kutulu fiyat 49.500 lira. Bu tabii ki bir tahmin. Resmi Türkiye fiyatı henüz belli değil ama hesaplamayı nasıl yaptığımızı merak edenler açıklamalardaki bağlantıdan haberimize de ulaşıp göz atabilirler. Biz ne zaman bir teknolojiye özellikle oyunda, eğlencede böyle fiyat konuşmadan heveslenebileceğiz ben gerçekten çok merak ediyorum. Fiyatlar böyleyken heves etmek kadar işin teknoloji tarafının üzerine konuşmak da inanın çok zor dostlar. Biliyorum böyle heveslerimiz kırılıyor. Artık uzun süredir Türkiye'de bu ürünlere erişmek zorken bir de şimdi yurt dışında bile bayağı bir tepkiyle karşılanan Sony'nin bu fiyatlarıyla artık kafadan silme noktasına geliyoruz bazı heveslerimize. Kedi olduk hepimiz. Ulaşamayacağımız ciğere Dediğim gibi neyse. Şimdi bu işin teknoloji tarafına bakalım bir de. Bakalım Sony bu fiyatın altını nasıl doldurmuş? Bakalım normal PlayStation 5 veya Slim yerine Pro sürüm almaya değer mi? Hep birlikte görelim. Tasarımına hiç girmiyorum bu arada. PlayStation 5 Slim'den biraz daha büyük ilk çıkan konsoldan biraz daha küçük olacak. Yandaki ızgara boşluğu da şurada bir tane gördüğünüz gibi Pro'da bundan 4 tane olacak. Soğutmaya bunun ne kadar etkisi var? Olacak. Onun böyle detayı pek açıklanmadı. PlayStation 5 Pro'nun asıl vaat şey performans dostlar. CEO Mark Cerny yaptığı sunumda bize bazı önemli detaylar da verdi. PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in three ways. Here's what we call the Peki neymiş bu üç büyükler? Direkt Türkçesiyle açıyorum konuyu arkadaşlar. Daha büyük görsel işlem birimi yani GPU, geliştirilmiş ışın izleme yani ray tracing, yapay zeka destekli görsel geliştirme yani upscaling. Ray tracing zaten vardı da orada da bir geliştirme olacak yani. Düz PlayStation 5 ve Slim versiyonlarındaki görsel işlem birimi için AMD ile çalışıyordu Sony. AMD'nin RDNA 2 mimarisiyle gelen 10.3 teraflop gücünde 2.23 GHz hızında bir görsel işlem birimi gördü görmüştük ilk PlayStation 5'lerde. Bu GPU çok güçlü olsa bile bizi oyun oynarken iki seçenek arasında sıkıştırıyordu. Bir, oyunlardaki grafik modu seçeneklerinde gördüğümüzde görsel kalite ya da yüksek kare hızını önceliklendirebiliyorduk. Görsel kalite istersek FPS 30'a düşüyordu. Eğer yüksek FPS istersek bu sefer de görsel kalite düşüyordu. Sony'nin AMD ile ortaklığı PlayStation 5 Pro için de devam ediyor dostlar. Şimdi şu üç büyüklerin olayına ilk maddeyle bir girelim. Daha büyük görsel işlem birimi ne demek? PlayStation 5 Pro'daki GPU daha önceki modellere göre %67 daha büyük hesaplama birimi, %28 daha hızlı çalışan video RAM ile geliyor. Bunun sonucunda %45 daha hızlı görsel işleme performansı sunacağını söylüyor Sony. Ancak PlayStation tarafı bu yeni GPU ile birlikte artık grafik modunda en yüksek kaliteyi seçsek bile mesela Last of Us gibi özel yapımlarında 60 FPS alabileceğimizi söylüyor. Yani artık iki seçenek arasında sıkışıp kalmayacağız. Yüksek kaliteye yine yüksek FPS ulaşmak mümkün olacak. Hatta kalite modunda FPS sayısı net şekilde ikiye katlanacak diyor Sony. Biraz daha PC'ye yaklaşıyoruz burada. Ayrıca performans modunu açsak bile oyunlardaki görüntü kalitesi PlayStation 5 veya Slim'deki gibi düşmeyecek. Yani oyunlar performans modunda öyle çok downgrade yemeyecek. Görüntüler daha keskin, uzak mesafe çizimleri daha net ve detaylı kalmaya devam edecek standart sürümlere göre. Vaatler güzel ama artık doğrusuna yanlışına pro sürüm elimize ulaştıktan sonra tekrar karar vereceğiz dostlar. Yapacağımız testleri sizler videoda paylaşacağız. İkinci mesele geliştirilmiş ışın izleme konusu. Işın izleme nedir bilmeyenler için şöyle kısaca bir özet geçeyim ben. Oyunlardaki parlak yüzeylerin yansımaları daha gerçekçi ve hatta doğrudan gerçek zamanlı şekilde aktarması bunu görmemizi sağlayan bir teknoloji yani. Mesela Spider-Man'in binalardaki camlar üzerindeki yansımasını görmek, karakterlerin yaptıkları hareketleri aynalarda ve böyle yerlerdeki ıslak zeminlerde eş zamanlı olarak deneyimlemek anlamına geliyor. Ayrıca ışıkların yüzeyden yansıması gibi detaylardan tutun da ışık hüzmelerinin bile gerçek hayata daha yakın olmasını sağlayan bir teknolojiden söz ediyoruz. Bu standart sürümde ve silimde vardı. PlayStation 5 Pro'nun önceki sürümlere göre 2 kat hatta 3 kat daha hızlı ışın izleme teknolojisi sunacağı açıklandı. Mesela burada verdikleri en can alıcı örneklerden birisi yarış oyunu Gran Turismo üzerindeydi arkadaşlar. Ray Tracing açık şekildeyken arabanızın yansıması gerçek zamanlı olarak yandaki diğer araba üzerinde görünüyordu. Ancak standart sürümlerde bu yansıma detaylarını görmek isteyince 30 FPS'de sınırlı kalıyorduk. PlayStation ps 5 Pro'da ise bu yüksek ışın izleme detaylarını saniyede 60 FPS ile göreceğiz arkadaşlar. Üçüncü başlık yapay zeka destekli görsel geliştirme. İşte bu bence PlayStation 5 Pro'nun getirdiği en büyük yenilik diyebilirim dostlar size. Aslında oyun dünyası için yeni bir şey değil. Bilgisayar oyunculuğunda son yıllarda çokça konuştuğumuz bu yapay zeka destekli görsel geliştirme teknolojilerine farklı farklı isimler veriliyor biliyorsunuz. GPU'lar gözümüzün algılayamayacağı kareleri, yapay kareleri ekleyip oyunlardaki FPS'i iki katın üzerinde arttırıyor bu teknoloji sayesinde. İşte Nvidia ekran kartları için bu teknolojiye DLSS diyoruz ki şu anda bu konuda bence bayrağı taşıyan teknoloji kesinlikle DLSS. Özellikle 3.5 sürümündeki performans artışı çok güzel sonuçlar vaat ediyor AMD tarafında da FSR teknolojisi var. Bu da özellikle AMD'nin laptoplara özel geliştirdiği mobil işlemcilerde çok ciddi farklar yaratıyor. Hatta çok yakın zamanda bir oyun bilgisayarı bile olmayan bir Asus laptop modelinde bunu deneyimleme şansına eriştim. 2024'te çıkan Black Meat Kong'u 1080p çözünürlükte saniyede 50 FPS ile oynadım. Bakın mobil işlemciye sahip bir laptoptan söz ediyorum. Ekran kartı falan yok. Şu kadarcık bir işlemci üzerinde oynadım 50 FPS ile. Canımız göz bebeğimiz Intel. Yani ah Intel, vah Intel. Kendi mobil işlemcilerinde bize bu teknolojiyi XESS adıyla sunuyor ama Nvidia ve AMD'nin birkaç adım gerisinde ne yazık ki bu konuda. Ve artık PlayStation dünyasında da bu teknolojinin bir karşılığı var. PSSR yani PlayStation Spectral Super Resolution ya da Türkçesiyle PlayStation Görüntüsel süper çözünürlük teknolojisi. Nasıl görsel oluşturma yapay zekalarına bir prompt yani bir mesaj gönderip görsel üretmesini sağlıyorsak, aslında bu da aynı çalışma mantığına sahip. Yani aynı değil de benzer bir çalışma mantığına sahip ama girdiği prompt'u biz vermiyoruz, oyunlar kendisi veriyor. Her bir kare piksel piksel analiz ediliyor. Bu girdi üzerinden yapay zeka sürekli yeni pikseller üretip görüntü kalitesini ve FPS'i arttırıyor dostlar. Ancak PlayStation CEO'sunun söylemediği detay bu teknolojinin FPS'e ne kadar ya da görüntü kalitesi ne kadar artış yapacağı. DLSS, FSR testlerinde bu artışı net şekilde gösteren FPS sayıları görüyoruz ama PlayStation bu sunumda sadece 30 FPS'ten 60 FPS'e çıkacaksınız. Bunun dışında da bir detay vermedi bize. Mesela yoğun aksiyon anlarında bu 50'ye, 40'a düşecek mi? Şu an için bilmiyoruz. Onu da konsol elimize ulaştıktan sonra yine test edince göreceğiz dostlar. Gelelim diğer teknik özelliklere. Geriye çok bir şey kalmadı ama yine iki önemli detay var. CPU tarafında herhangi bir geliştirme görmüyoruz. AMD'nin Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdek 16 iş parçacıklı bir işlemcisi vardı. Pro için de bu işlemciyi yeterli görmüş Sony. Bence geliştirilebilirdi. Hafıza tarafında var olanı ikiye katlıyoruz. PlayStation 5 Pro 2 TB depolama anlamıyla geliyor ve istersek yine dahili M.2 SSD ile bu hafızayı genişletebiliyoruz. Burada Sony'yi gerçekten takdir etmek lazım. PC donanımını takabiliyoruz PlayStation'a. Şimdi gelelim Zuna'nın zart demeyi bırakın, zurt demeyi bırakın senfoni orkestrasına şef olduğu yere. Yüksek performans var mı? Var hafıza var mı? Var. Ne eksik? Oyun gerçekten anlam vermek zor ama Sony neredeyse 5 yaşına gelen PlayStation'ın standart sürümlerinde bile çok özel oyun çıkarmadı bize. Çok sayısı fazla değil bunları. God of War, Last of Us ya da Spider-Man gibi seriler olmasa diğer oyun şirketleri de çok üzerinde titremeyecekler sanki bu konsolun. Peki PlayStation 5 Pro'nun çıkışına özel kaç tane oyun duyuruldu dersiniz? Sıfır. Koca bir sıfır. Şu an bu performansı alabileceğimiz oyunlar da sadece ekranda gördükleriniz 12-13 tane. Zaten bunların çoğunu da daha önce oynadıklarımız mesela Last of Us daha kaç kere remaster edilecek merak ediyorum doğrusu 2 senede bir yapacak herhalde tekrar aynı oyunu oynatacaklar bize şu anda bu fiyatta bu özelliklere sahip olsak bile onları tam anlamıyla kullanmamak hız sınırı olan bir otobana Ferrari ile çıkmak gibi bir şey bari PlayStation'ı sattıran ama sürekli oynadığımız eAFC ya da NBA 2K gibi yapımların özel sürümlerini görsek Pro için o bile yok hiç oyun yok ortada yeni bir şey yok yani yine de Sony'nin bir umudu var GTA 6 son gelen haberlere göre Rockstar oyunun çıkışını 2025'in sonbahar sonbaharına 2026'ya ertelemek istiyor. Yani en iyi ihtimalle bir yıl sonra kavuşacağımız bir oyun için şimdiden gidip PlayStation 5 Pro almak sırf görsel kalite artacak diye aynı oyunları döndürüp döndürüp baştan oynamak ne kadar mantıklı. O oyunları hiç oynamadıysanız tabii ki mantıklı. Açıkçası ben bu konuda sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Daha önce kullansanız da kullanmasanız da. Bence şu an PlayStation 5 Pro belki biraz ağır bir yorum olacak ama uzaktan sesi böyle kulağa hoş gelen bir davul gibi. Çok iyi bir film vizyona girince simsiyah perdede izlemek zorunda kalmak gibi. Sinema kalitesinde kameraya sahibim diyen iPhone Pro Max alıp sadece Instagram'dan story atmak için kullanmak gibi bir his veriyor. Anlatılanlar böyle yani. Yine de inceleme videosu için yerinizi bence şimdiden ayırtın. Abone olun. Değilseniz bildirimleri açın açmadıysanız konsol elimize ulaştıktan sonra bu testi yapacağız ve videoyu ivedilikle yayınlayacağız. Başka bir videoda görüşene dek hepiniz hoşçakalın.